Güneş doğrudan dünyaya doğru yönelmiş büyük enerji kümeleri salıyor. Eğer bizi vurursa her şey değişebilir, güç şebekeleri yok olabilir, iletişimimiz sona erebilir ve insanlık taş devrine geri dönebilir. Tüm bunlar bir güneş fırtınası yüzünden olabilir. Peki onları bu kadar güçlü yapan nedir? 2024'te böyle bir şeyin nasıl olabileceği ve neden bu kadar tehlikeli oldukları merak ediliyor. İşte bu durumda ne olacağına dair bir senaryo. 2024'te bir güneş fırtınası dünyaya çarpsaydı ne olurdu? Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Her şey güneşin güneş döngüsü olarak bilinen döngüsüyle başlıyor. Bu güneşin güneş aktivitesinin artıp azaldığı 11 yıllık bir süreçtir. Döngü sadece birkaç güneş lekesiyle başlar ve büyük miktarda enerji yaratır. Sonra 5 veya 6 yıl sonra 100 ila 200 güneş lekesiyle zirveye ulaşır ve sonra son 5 yıl için tekrar azalır ve başka bir güneş döngüsü başlar. Şu anda 1755'ten beri güneşi izlemeye başladığımız 25. döngüdeyiz. Bilim insanları güneş lekelerinin 2024'te zirveye ulaşacağını öngörüyor. Bu bir güneş fırtınası olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Peki, güneş fırtınasına geçmeden önce güneş lekeleri nedir? Güneş lekeleri, güneşin daha soğuk ve daha karanlık bölgeleridir ve güçlü bir manyetik alan tarafından oluşturulur. Doğrudan güneş patlamalarını oluşturmakla sorumlu değillerdir. Ancak bu lekelerde patlamalar yaygın olduğu için yüksek manyetik aktiviteye sahiptirler. Manyetik alan hatları güneşin belirli bölgelerinde dolaşırken karışabilir ve aniden kırılıp yeniden hizalanabilir. Bu da büyük bir enerji patlamasına neden olabilir. Bu da bir güneş fırtınasına yol açabilir. Peki, güneş bu büyük miktarda enerjiyi saldığında dünyada ne olacak? Bir güneş fırtınası meydana geldiğinde bunu hemen fark etmeyeceksiniz. Çünkü dünyaya ulaşması birkaç dakika sürer. Çünkü bu fırtına vurduğunda her şey değişir. İlk fark edebileceğiniz şey dünya çapında daha fazla auroranın ortaya çıkmasıdır. Genellikle güneş fırtınasından gelen yüklü parçacıklar dünyanın atmosferiyle etkileşime girdiğinde bunlar meydana gelir. Gökyüzündeki bu manzaralar güzel görünse de güneş patlamasının iyi yanları burada bitiyor. Jeomanyetik alanımız üzerindeki etkisi nedeniyle teknolojimizin çoğu çalışmayı durdurur. Uydular, GPS ve radyo iletimleri gibi şeyler inanılmaz derecede kesintili hale gelir. Cep telefonunuz muhtemelen hiçbir sinyal alamaz ve dünya çapında iletişim zayıflamaya veya güvenilmez hale gelmeye başlar. Ancak sadece birkaç güneş patlamasının etkilendiği durumlar değil, burada bahsettiğimiz şey bir güneş fırtınasıdır. Bunlar, güneşin dünyaya yönelik olarak gerçekleştirdiği birden fazla saldırıdan oluşur. Ancak bu noktaya gelmeden önce dünyadaki insanlar, bu durumdan etkilenen tek kişiler değiller, uzayda bulunan astronotlar da sonuçlarından muzdarip olacaktır. Onların durumu çok daha kötü olabilir. Güneş, onlara yoğun güneş radyasyonu yayar ve eğer uzay gemisinde özel bir şekilde korunmuyorlarsa bir güneş fırtınası ölümcül olabilir. Radyasyona yakalanabilirler ve daha sonra kanser hastalığı görülebilir. Güneş fırtınası ayrıca görev kontrolü ile iletişim kurma yeteneklerini de yok edebilir. Bu, güneş fırtınasının ilk gününde ne olacağıdır. Ancak birkaç gün sonra hala cep telefonu sinyali almakta zorluk çekerken güneşten başka bir büyük saldırı daha gelecektir. Bu, dünyaya doğru gelen bir fenomen olan bir koronal kütle atılımı veya kısaca CME olarak bilinen bir olgudur. CME, güneşten gelen plazma ve elektromanyetik radyasyonun devasa bir patlamasıdır. Bu kütle atılımı, dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girerek şiddetli jeomanyetik fırtınalara neden olabilir. Eğer bu gerçekleşirse, dünya bildiğimiz şekliyle değişebilir. Sadece 1859'da ne olduğuna bakın. Carrington olayı olarak bilinen bir güneş fırtınası meydana geldi ve bu telgraf iletişimini kesintiye uğrattı ve tamamen yok etti. Peki ya bugün ne olurdu? Hayatlarımız teknolojiye çok daha bağımlı ve fazlasıyla teknolojiye sahibiz. Bu sefer teknoloji kesintileri sadece birkaç hata veya kesintili sinyalle sınırlı kalmazdı. Bunun yerine bir güneş fırtınası o kadar kötü olabilir ki tüm teknolojiyi çalışmaz hale getirebilir. Yoğun elektromanyetik radyasyon seviyeleri tüm güç şebekelerini ve iletişim sistemlerini yok edebilir. Hatta kredi kartınızla alışveriş yapmak gibi basit bir şey bile mümkün olmayabilir. Eğer bir uçaktaysanız, kokpit hava trafik kontrolü ile iletişimi kaybedebilir ve nereye gideceklerini bilmeyebilirler veya yoğun radyasyon seviyeleri dünyaya çarparak uçağın tamamen düşmesine neden olabilir. Aynı şey metro ve trenler için de geçerlidir. Raylarında tamamen durabilirler. Trenler kaza yapar, uçaklar gökyüzünden düşer. Şimdi, evinizde elektrik olmaması dünyada en az endişelenecek şey olurdu. Çünkü tüm hastaneler de dahil olmak üzere tüm şehirler elektriksiz kalırdı.
Elektrik olmaması, belirli hastaları tedavi etmeyi daha zor veya imkansız hale getirir. Elektrik ve teknoloji arızaları, milyonlarca insanın ölmesine neden olabilir. Güneş patlamaları ve CME'ler birkaç saat ila birkaç gün kadar sürebilir. Ancak bu olayın henüz sona erdiği anlamına gelmez. Güç şebekelerimize, iletişimimize ve teknolojimize verilen tüm zararlar nedeniyle dünyanın toparlanması zaman alacaktır. Haftalar veya aylar sürebilir. Normale dönmek için güç şebekelerimizin ve iletişim sistemlerimizin bazı kısımlarını yeniden inşa etmemiz gerekecek ve ihtiyaç duyulan parçalara bağlı olarak bu birkaç hafta daha sürebilir. Dünyanın yaşayacağı iletişim eksikliğini hesaba katarsak, komşularınızla konuşmak bir şeydir. Ama başka bir şehir veya ülke ile nasıl iletişim kurulur? Küresel tedarik zincirleri çöker ve bu da işleri daha da geciktirir. Ancak insanlık tüm bu sorunları çözdüğünde bir zamanlar insanlığın sonu gibi hissettiren şey, dünya tarihinin basit bir dipnotuna dönüşebilir. Güneş fırtınasının sonucu travmatik ve yaşamı değiştirebilir. Ancak insanlar başka bir günü görmeye devam edecekler. Peki, bunun gibi bir şey ne kadar olası? Tahmin etmek zor. Güneş döngülerine bakabiliriz ve kaç güneş patlaması meydana geldiğini görebiliriz. Ama bunların dünyaya çarpıp çarpmayacağını söylemek zor. Ama bir güneş fırtınası olma ihtimali her zaman var. Unutmayın ki, şu anda teknolojiye daha bağımlı olsak da, teknolojimiz aynı zamanda daha dirençlidir. İletişim teknolojisi ve güç şebekeleri, çeşitli türdeki müdahalelere dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca NASA, güneş patlamalarını tahmin etmek ve bizi uyarmak için teknoloji üzerinde çalışmaktadır. Eğer bir güneş fırtınası yoldaysa, hazırlıklı olmak için neler yapabileceğinize bir göz atalım. Yakınlarda iyi donanımlı bir acil durum ve ilk yardım çantası bulundurun. Doğal afetlerde olduğu gibi, ilk yardım ekipmanı, bozulmayan gıda ve su ile donatılmak önemlidir. Ani gerilim yükselmelerini önlemek için sigorta koruyucuları alabilir ve güneş fırtınası gerçekleşirse tüm elektronik cihazları fişten çıkarmayı unutmayın. Son olarak, off-grid güç kaynaklarına yani jeneratörler veya güneş panelleri gibi yedek enerji kaynaklarına yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Eğer güneş patlaması gerçekleşirse geriye sadece beklemek kalıyor, dünya normale dönecektir. Peki eğer asla normale dönmezse? Eğer dünya, tarihin en çılgın dünya sonu senaryolarından bazılarını yaşarsa, işte bu da başka bir hikaye gibi görünüyor.